Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve Kasanın 22. bölümüne hoş geldiniz. Coco beanlerimizi alalım. Evet. 2 bölüm arası neler yaptım? Bitkilerle bayağı bir uğraştım. Evet. Bir adet ekstramız daha var. Şu güzel bir game vermiyor. Şu arkadaş Ender Bloom. Ancak henüz ondan bir meyve elde edemedim. Ve bunun yanı sıra şunun game'ine bir bakın. Fazla mükemmel değil mi? Game 5. Growth 2. Resistance 2. Bunun yanı sıra birkaç yeni bitki daha elde etmeye çalışıyorum. Sana bir bakalım. Ne vereceksin? Görelim. Bunun dışında şu arkadaştan umutluyum güzel bir şeyler çıkacağına dair. Seni bir deneyelim bakalım güzel bir şey çıkar belki. Evet. Bunun dışında patatesleri kaldırdım, onun yerine indigoları ektim. İndigoları ekmek için ufak bir detay. Şu indigolardan 4 tane varsa elinizde tıpkı çiçek eker gibi ekebiliyorsunuz. Oh. Bunun yanı sıra başka ne yaptım? Siz gelin. Smelter koyacaktık, evet. Bolca steel ürettim. Gördüğünüz gibi. Ayrıyetten size ufak bir şey göstermem lazım. Red Alloy Ingot. Bunlar Greytekin Red Alloy Ingotları. Basitçe evet, Copper artı 4 Redstone size Red Alloy Ingot veriyor. Bunun plate'i ise elektronik circuit yapımında kullanıyor. Ya da advanced electronic circuit. Biraz pahalılaştı, evet. Ama şöyle bir şey var. Diğer yollar daha ucuz. Bunun sıra başka ne yaptım? Şunları şöyle. Ha, şunu yaptım. Jabba'nın upgrade sistemi bayağı bir değişti. Onu özetlerim bir ara. Mesela şunları inceleyeceğim şimdi. Selam zombiler. Ve ağaç sıkıntısı çekiyoruz. Aynı zamanda da biofuel sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü elmalar yeteri kadar verimli değil. Ağaç sıkıntısını bir şekilde halledebiliriz ancak elma büyük bir sıkıntı şu an. Gerçi onlar ağaç ve elma sıkıntısının yakında daha güzel çözümleri var. Şimdi pumpkinsin sen. Blackthorn. Sunset. Tabii daha fazla analiz edecek kadar enerji kalmadı. Beklerim. Ha, sen çöp gibisin. Muhtemelen sen de aynısın doğal olarak. Ne şu şarj olsun. Ya bunun yanı sıra haritadan da göreceğiniz üzere bayağı bir gezdim. Şurası cadı bu arada. Tamamdır. Blackthorn'umuza bakalım. Ah, bu da rezalet. Evet. Rezalet bitkiler elde ettik.
Tabii gezim biraz verimli geçti. Oradan elde ettiklerime biraz değineceğim. Yani zaten Diamond falan filan gibi standart olayları geçtim. Bu arada şu Rotten Flash ve ah Rotten Flash ve neydi nasıl? Ha, Bone Meal veriyor. Tamam. Saniye. Sen şu an ürün verebilecek bir durumda mısın? Hayır mı değilmişsin? Şimdi yolculuğumuzdan elde ettiğimiz meyvelere bakalım. Yumurta önemli. Gerçi yumurtayı da bitkilerden elde edebiliyoruz. Evet, öyle bir saçmalık söz konusu. Evet, şu şu ve şu. Bunlar polenler. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız mutasyon için kullanılıyor. Saniye. Pardon. Bakalım sen kaça kaç. Ah, listelenmiyormuş artık. Neyse bakalım, büyürse eğer bire bir demektir. Peki bunun anlamı ne? Ağaç mutasyonu yapacağım. Öncelikle bana bir adet Birch. Bir adet de Oak. Tamamdır. Aslında Oak'a gerek yok. Şuradan fertilizer alalım. Hadi bağalım. Evet. Bu arkadaşın sıkıntısı dediğim gibi elma suyu yeterli değil. Elmalar da yetmiyor yani. Onu çözeceğim. Çok güzel bir plan var aklımda. Ve o planın parçası da bu. Tamamdır. Şimdi Apple Oak Polen. Aa, doğru. Senin önce analiz edilmen lazımdı. Trializer. Tabii bunun için Carpenter yapmam lazım. Daha sonra ilgilenirim. Neyse. Şimdi siz gidin şöyle. Sen de git. Sen de git. Tabii bazılarının benim beyimde artık bitki ürününe dönüşmüş olması. Evet, şimdi ne yapacağım? Chrome bize stainless steel lazım. O da dust, iki nikel dust, magnezyum dust. Sen nasıl elde ediliyorsun? Stainless ha, zaten varmış. Evet. Ve Iron Dust. Tabii nikel dust da lazım. Iron. Nikel. Tamamdır. Ve şu mikrofonum kayıp durmasa çok güzel olacak. Template gel. Şunları işlememiz lazım bir şekilde. Ve bize Industrial Centrifuge lazım. Bunun için illa Stainless Steel gerekiyor. Maalesef.
Evet, bunun dışında yaptığım başka bir şey battery alloy. Nasıl yapılıyor diye soracak olursanız LED ve animati ile yapılıyor. Ne için kullanılıyor diye soracak olursanız pil yapımında çok daha ucuza pil yapımı sağlıyor. Gel. Güzel gel. Nikel. Manganese. Krom. Bu arkadaşı beklemek gibi bir problemimiz var. Onu beklerken başka ne yapalım? Mesela bir adet drain yapabiliriz. Iron plate ve iron bar lazım. Iron bar'ım var mı? Var. Iron plate'im var mı? Yok. Ama olabilir. Bir, iki. Sen inmişsin, gel, gel. Sen bitirmişsin, tamam. Drain'imizi bekliyoruz. O esnada bir de bana fluid pipe. Steel fluid pipe. Tamamdır. Şimdi buralarda bir yerde o yok. Kullanmışım hepsini. Ufan da yapabilirim gerçi. Evet. Ufağını yapabilirim. Hammer ve wrench. Güzel. Başka bir yapım yöntemi var mıydı? Bir bakalım. Extruder da yapılıyor. Tabii extruder'ımız yok. Drain'imiz hazır. Steel'lerimiz de hazır. Steel'ler pişin. Ardından siz gelin şöyle. Alt hammer'dı. Evet. Stainless steel'lerimiz de burada pişiyor. Iron'larımız da öğütülüyor. Oysa da ben şu yeni arkadaşımızla oynayayım. tabii önce bir yatalım. Gel bakalım. Bunun için senden başka Glowstone'u öğütmüştük en son sende. Nether'a bir uğradım da. Şimdi siz ikiniz gidiyorsunuz çünkü elma suyu artık işime yaramıyor. Şimdi şurayı wood'la halledebiliriz sanırsam. Evet. Wood'la kapatabilirim şimdilik. Ve drain gel. Crowbar. Crowbar.
Ya zaten suya da ihtiyacım olacak. Yani kovaya. Her halükarda bir şeye ihtiyacım olacak yani. Kovam var mı? Yok. Tamam, şimdi crowbar'ım nerede? Gerçi sürüsüne bereket crowbar'ım var, o yüzden rahatım biraz. Crowbar tamam. Güzel. Yanı sıra suya ihtiyacım olacak doğal olarak. O yüzden sizleri bekliyorum. 5-6 tamam. Zaten kovam varmış bir tane. O zaman bir tane yaparım. İnventörün tabi ağzına kadar dolu. Her zaman olduğu gibi. Ne zaman boş oldu ki? Gerçi bunu koymama gerek yok. Geyikleri yerlerine koyarım. Motorları da yerine koyarım. Şöyle. Gate, motor. Tamam. Yerim var artık. Crowbar'ın gücü. Tamamdır. Bu sefer düzgün yerleşti. Su. Su. Tabii bunun içinde hala fruit juice var. İnventörümde alacak yer var mı? Var, tamam. Tamamdır. Artık daha rahat üretiyor. Ama yakında ikinci bir tane şu arkadaştan koymam gerekebilir. Şimdi mulçla idare ediyor fakat yakında onu fertilizer'a geçireceğiz. Evet, paşalar gibi çalışıyor artık. Stillerin sayısını bile arttırabilirim hatta. Yep. Onu da tamamladığımıza göre kalan projelerimize devam edelim. Onlar da kayan mikrofon. Evet. Şöyle bir tane birchwood ekeceğim. Magical Expert has joined the game. Köfte İstanda tabii. Yalnız bunun yüzünden beni multiplayer oynayan oynuyor zannedenler varmış. Multiplayer oynamıyorum. Öyle bir durum söz konusu. Multiplayer oynamıyorum. Single player bu dünya. Tamamdır sizler. Bir şey durun. Şimdi... Dört tane tabii stainless steel gerekecek bunun için. Bir tane extractor. Kısacası
Yok pardon. 6 tane elektronik sirketi yapmam gerekecek. Güzel. Makul. Evet, sizler oldunuz en sonunda. Bunun dışında bolca da steel'e ihtiyacım olacak. Plate. Yapalım. Tabi asfaltın böyle bir sıkıntısı var. Arada beni yoldan atabiliyor. Bakalım şimdi... Hala idare etmiyor, o yüzden... Yukarı bir bakalım. Hangisi yetmiyor? Evet. Stil sayısını arttırabilirim. Evet, kesinlikle stil sayısını arttırabilirim. Hatta kesinlikle stil sayısını arttırmalıyım. Durum bu. Ve şunları da bir redesign gelecek. Evet. Şimdi gidelim. Tamam, bir tane circuit'in nasıl yapıldığını göz. Ha, 3 tane plate'im burada işe yarayacak. Evet, bir tane circuit bu şekilde yapılıyor. Machine Parts. Şuradan da plate'lerimi alayım. Yakında sorting sisteme de başlasam güzel olacak. Neyse, en azından artık ısısını korur. Şimdi gel gelelim şu arkadaşımıza. Sanırım. Bol olursun. Insufficient enerji. Sen mi yetemiyorsun? Yok. Bu yetiyor. Enerjisini nereden bağlamıştık? Şu hattan mı bağladım? Yok. İlginç. O zaman sen neden insufficient enerji deyip duruyorsun? Neyse, onunla bir test edelim. Sizler hazırsınız. Evet, ben bunları beklerken durdursam iyi olur. Evet ve geri geldim. Advanced circuitlerimiz de hazır. Geriye. Tabii önce extractor. Bir tane. Circuit ve önemli bir parçayı unuttum. Ya işte orada bir tane vardı. Üç tane yapmam gerekecek senden. Bana steklenmediği gibi saçma bir gerçek söz konusu ama olsun. Otomatik ekstraktör. Bu yanı.
Ve sen. Ve sen. Buradan seni geri bağlayalım. Muhahahahah. Mükemmel bir makinemiz daha hazır. Evet, 32 EU. Yay! Industrial Centrifuge'umuz hazır. 511 farklı recipe ile birlikte. yaptığı şey basitçe her şeyi basic komponentlerine ayırmak. Temel parçalarını ayırmak tabii bir de bazı özel işlemler söz konusu. Mesela Evet. Evet. İlk olarak ne yapacağız? Bağ glowstone ver. İlk olarak 16 glowstone'la yapacağımız bir şey yapacağım. Hayır sen değil. Glowstone silimiz mi varmış? Neyse. Evet, bunu yapacağım. Her gün için yapacağım tabii ki de. Gold ya da redstone'la ilgilenmiyorum. Helyumu Overclock Upgrade için kullanacağım. Tabii buna bir de bir adet şurasına sel koymak lazım. Şu işin bitirsinden sonra hali varsa görsün. Evet. Ve sanırım bu bölümü burada bitirebiliriz. Hadi sen de bit. Lütfen. Evet bitti tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü kötenin günler. İyi eğlenceler.